ve pidecilik alanında uzman bir isimle birlikteyiz. Erkin Bey'le birlikte olacağız. Bakalım bize neler anlatacak. Hep birlikte izliyoruz. Aslında 2001 yılında tarım sektörüne başladım. Tarımla hiçbir alakam yok. Bu işin okulunu okumadım. Tamamen tesadüfen 2001 yılında çıkmış olduğumuz bu macerada çok şükür Rabbim bizi buralara kadar getirdi. Şu anda 12 dönüm üretim alanımızda faaliyet gösteriyoruz. Ve Türkiye'nin her yerine gerek sipariş gerekse spot fide anlamında çiftçimize hizmet vermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Üretim yaparken nelere dikkat ediyorsunuz efendim? Nelere dikkat etmek gerekir? Üretim yaparken özellikle müşterimizin istediği gerçek çeşidi vermek, sağlıklı fide vermek, fideyi gününde ve sağlıklı bir şekilde teslim etmek. Ana hedefimiz budur. Peki burada bulabileceğimiz fide çeşitlerinden bahsedelim biraz. Hangi tür fideleri bulabiliyoruz burada? Burada sezon itibariyle her sezon dikilen fideler farklılık gösterebiliyor. Şu anda biz marul ağırlıklı çalışıyoruz. Marul, lahana, karnabahar, maydanoz ve aromatik bitkilerden kekik, fesleğen, reyhan gibi ürünler. Dönem itibariyle şu anda en çok giden ürünlerimiz bunlardır. İç bölgeler yoğun bir şekilde dikime başladığı için domates, biber, kavun, karpuz, aklınıza gelebilecek soframızdaki tüm sebze çeşitlerinin fidesini bizden sipariş olarak gerekse hazırda ekstra fide olarak tüm üreticilerimiz temin edebilir. Yok yok diyoruz efendim burada. Evet evet yok yok diyoruz. Peki efendim fidenin serüveni nasıl başlıyor? İlk aşama nasıl oluyor? Son aşamaya kadar biraz bahsedelim. Fidenin serüveni tohum olarak, hani tohuma hayat veren bir kuruluşuz. Tohum olarak, tohum ekimi olarak başlayıp çeşitlere göre değişiklik göstermekle birlikte 25 günle 60 gün arasında bir yetişme periyodu vardır. Peki efendim, hazır fide var bizde dediniz. Biraz bunu detaylandıralım. Her yerde bulamayız her zaman. Sizde buluyoruz. Biraz bunu anlatalım. Hazır fide evet sürekli var elimizde. Hani biz çiftçimiz aradığı zaman her şekilde istediği her fideye ulaşabilecek durumdayız. Çünkü üretim planlamamızı ona göre yapıyoruz. Yani normal bir siparişimizin %40-%50 fazlasını tohum ekerek üreticimiz istediği anda fideye ulaşsın diye biz her dönem hazırlıklıyız. Bu fideyi gerekirse hani biliyorsunuz fide canlı bir ürün, materyal olduğu için hani bekleme süresi yok. Mesela şu fidelerimiz şu anda hazır. Üreticimiz istediği an, sahipsiz istediği an kamyonumuza yükleyip üreticimizin ayağına kadar ulaştırabilecek durumdayız. Peki efendim tohum olarak başlıyor dedik. Tohum sonra çilleniyor. Sonra hangi aşamalar var? Bundan bahsedelim. Önce tohum ekimi. Tohum ekiminden sonra fideleri 2 gün veya 3 gün tohumun özelliklerine göre, çeşidine göre çimlendirme odasında bekletip tohum çimlendirme odasında çimlendikten sonra seralara serimini yapıyoruz. Ondan sonra serüven başlıyor, yolculuk başlıyor. Efendim burada ürünlerin üzerinde etiketler görüyoruz, açıklamalar evet. Görüyoruz. Bunlar neler? Neler yazıyor onların üzerinde? Bu ürünün tohumu ekimi tarihi, tohumun lot numarası, tohuma verilen ilaç ve gübre uygulamaları,
hangi çiftçinin hangi siparişi olduğu, ne zaman teslim olacağı, üretim müdürümüz ona göre uygulamalarını ve gübrelemesini yapıyor. Yani tohumun kimlik kartı diyebiliriz üzerindeki etiket. Sistemli bir şekilde hizmet veriyorsunuz burada. Elimizden geldiği kadar sistemli bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki efendim, bu fidelerimiz nerelere kadar ulaşabiliyor? Nerelere gönderim yapıyorsunuz? Bundan bahsedelim biraz. Yani Türkiye'nin her yerine. Sezon itibariyle Mart-Nisan döneminden sonra Türkiye'nin her yerine, Trakya bölgesi, Ege bölgesi, Marmara bölgesi, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, tüm bölgelere fide sevkiyatımız vardır. Peki efendim, müşteri memnuniyetinden, müşteri geri dönüşlerinden bahsedelim biraz. Nasıl oluyor size karşı? Ya şimdi canlıyla uğraştığımız için aynı fideyi 10 ayrı müşteriye gönderseniz 10 tanesinden farklı tepkiler alırsınız. Yani sonuçta birisi ya biraz daha ufak olsaymış, kimisi yok biraz daha büyük olsaymış, kimisi yok işte fide çok güzelmiş diyebiliyorlar. Çünkü hani herkesin düşüncesi farklıdır. Biz elimizden geldiği kadar ortalama boyda fide göndermeye çalışıyoruz. Burada en önemlisi fidenin ufak olması, büyük olmasından ziyade doğru çeşidi ve sağlıklı fideyi zamanında teslim etmektir. Biz bu hedefle çalışıyoruz. Peki efendim, fide dikimi yaptık diyelim. Topraktan verim almak için nasıl bir toprak kullanmalıyız? Biraz bunlardan bahsedelim izleyicilerimize. Ya biz her zaman müşterimize şunu tavsiye ediyoruz. Dikimden önce mutlaka toprak tahlili yapmaları gerektiğini tavsiye ediyoruz. Yani toprak tahlili yapılmadan yapılan bir üretim. Hani toprak belki sizin tuzluluk oranı yüksektir. Belki verdiğiniz gübreyi istemiyordur ama siz ısrarla o gübreyi veriyorsunuz toprağınıza. Yani biz üreticilerimizden, çiftçilerimizden mutlaka dikim öncesi bir toprak analizi yaptırmalarını mutlaka tavsiye ediyoruz. Hem maliyet açısından, hem gübre kullanım açısından, hem de kaliteli bir ürün elde etmek açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Peki efendim, pandemi döneminden bahsedelim biraz. Pandemi döneminde nasıl sonuçlar geldi size? Bizim sektörümüz genelde gıdaya dayalı bir sektör olduğu için biz pandemi sektöründe çalışmalarımız, hükümetimizin de serbest bıraktığı için, hani tarım aksamayacak politikasını izlediği için hiçbir şekilde kısıtlamalarla karşılaşmadık ve işimiz çok fazla büyük sekteye uğramadı. Ha, restoranların şu an kapalı olması, ne bileyim hani biraz üretim alanını kısıtlasa da tarım sektöründe olduğumuz için çok şükür şu anda bir sıkıntımız yok. Peki efendim, şimdi çalışanlarınızı görüyoruz ama kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz bu serüvende? Ofis personeli ve üretim personeli dahil şu an 25 kişilik bir personele hizmet veriyoruz. Bu sezon yoğunluğuna göre değişebiliyor. Yani 30 kişi, 35 kişiye kadar çıktığımız dönemler oluyor. Peki efendim, bundan sonra büyüme yolundaki hedefleriniz nelerdir? Sizi nerelerde göreceğiz? İnşallah bundan sonraki dönem ihracat dönemi olur diye düşünüyorum. İnşallah efendim. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun diyoruz. Bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizimle bu röportajı yaptığınız için sesimizi duyurabildiysek ne mutlu bize. Bey, bayrağı bundan sonra siz devralacakmışsınız. Hoş geldiniz programımıza diyoruz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, bayrağı bundan sonra devralmak istiyorum. Babamın dediği gibi hayallerim ihracat yapmak. Ben de e-ticaret olarak ihracata e-ticaretten devam etmek istiyorum. Peki e-ticaret alanında verdiğiniz hizmetlerden en çok tercih edilen ürünlerden bahsedelim biraz. Bu konuda siz hakimsiniz. Sizden dinleyelim efendim.
Evet, ticaret olarak şu pandemi döneminde insanlarımız, vatandaşlarımız evden çıkamadığı için daha çok hobi setlerine yöneliyor. Nedir bu hobi setleri? Her fideden 10'ar tane, 20'şer tane sipariş vermek istiyorlar. Yani domatesten bir çiftçimiz 50 adet gelip de alamaz. Çünkü domates biyollerimiz bizim 216'lık gözlerde oluyor. 216'lık gözden 50 tanesini çıkarttıktan sonra biz o biyolü ulaştırmakta zorlanıyoruz. Ama biz bunu Türkiye'de ilk defa başaran firmaların başındayız. Peki efendim, en çok tercih edilen, talep edilen fide hangisi? Şu anda marul daha çok talep ediliyor. Marul, maydanoz ve aromatik bitkiler daha fazla gidiyor. Fesleğen olsun, saksıda ürünlerimiz var. Saksıda çilek daha fazla gidiyor. İnsanlar evlerini süslemek istiyor, balkonlarını süslemek istiyorlar. Saksı ürünlerimiz, saksıda çilek, fesleğen, kekik, bunlar daha fazla gidiyor şu anda. Peki efendim, bu alanda üretim kapasitenizden bahsedelim biraz da. 12 dönümlük bir üretim alanımız var. Burada her çeşit fidemizi bulabiliriz. Her çeşit fideyi ekip üretim yapabiliriz. Siparişlere göre çeşitlendirebiliyoruz. Tohumu olan her fideyi, her sebzeyi üretebiliyoruz. Yani bizim sloganımız her tohumuz bir siparişe can olsun, her siparişte bir tohumu can olsun şeklinde yola çıktık. Ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Peki efendim, bundan sonra size de soralım. Babanıza sorduk ama büyüme yolundaki hedefleriniz sizin için nelerdir? Ben de daha çok ihracat yolunda ilerlemek istiyorum. Çünkü gerçekten tarım yurt dışında da daha fazla, çok fazla verilere ulaştı ve pasta çok büyük. Bu pastada biz de yer almak istiyoruz.